bizdeki bir olaya bakalım. Bu da çok enteresan bir olay. Türkiye'de yaşanmakta olan hukuk sistemi zaten Türkiye'de yok, biliyorsunuz. Doğru dürüst bir hukuk sistemi. Bir de siyasetin hukuka karışması var. Adalete karışması da bizde çok fazladır. Yani siyasi ilişkiler bizde davaların çöpe atılmasına, davaların iddianamesinin yazılmasına, farklı yazılmasına, siyaset ilişkilerinden bahsediyorum. Veya geçmişteki yargılamaların yeni deliller bulduk denilerek başka bir yargılama şekline veya sonucuna evrilmesine de neden olabilir. Neden? Çünkü ülkede demokrasi yoktur. Neden? Çünkü ülkede herkes adaleti istediği şekilde yontmaktadır. Ya da insan Türkiye'de adalet sistemi üstünde siyaset daha fazla etkili olduğu için, demokrasi de olmadığı için her zaman bu olaylar yaşanmaktadır. Hizbullah davası var. Hizbullah. Türkiye'deki terör örgütlerinden bir tanesinden bahsediyoruz, Hizbullah. 15 Şubat 2000'de Van'da bir operasyon düzenleniyor. 2000 yılından bahsediyorum, 15 Şubat. Ve orada işte 11 tetikçi, daha sonra 47 Hizbullahçı yakalanıyor, gözaltına alınıyor. 5 polis de orada şehit ediliyor. Orada işte 11 tetikçi yargılanıyor. Bunların yargılaması da 15 Mart 2007'de karar veriliyor, 2007 yılında. Bundan yani 17 yıl önce ve bunlar müebbet hapis alıyorlar. Ve işte olay yerini gösteriyorlar, anlatıyorlar, Hizbullahçıyız biz diyorlar, itirafları da var, bilmem neleri de var, her şeyleri de var. Ha, ne oluyor diyecek olursanız, 2019 yılında işte bu iktidar partisiyle Hüdapar'ın da yakınlaşması var ya, 2019 yılında bunlar yeniden yargılama istiyorlar. 2019 yılında yeniden yargılama istiyor bu arkadaşlar, müebbet isteyenler. Mahkeme evet diyor, yeniden yargılama olabilir. Ama yeni delil yok ortada. Yeni delil filan yok. Mahkeme daha sonra tahliye veriyor 11 tetikçiye, müebbet almış. Ardından da beraat kararı veriyor. Kararda da şöyle deniyor. Cezayı veren de diyor, onaylayan da diyor FETÖ'cüydü o zamanlar diyor. O yüzden bunların hakkı yendi ve bunlar beraat etti. Beraat da veriliyor 2019'dan sonraki bu davada. Ama zarar görenlerin haberi falan yok bu olaydan. Anladığımız kadarıyla bugün Sözcü Gazetesi'nde var. Detaylarını okuyabilirsiniz. O ne olacak diyeceksiniz. Ondan sonra bunlar müebbet alan, suçlarını 2007 yılında itiraf eden bu tipler, teröristler. İşte 2019'da yeni delil olmadan işte tahliye ve sonrasında beraat. İçlerinden bir tanesi de Cömert Yorgun diye biri gidiyor. Devlete tabii adam artık haksız yere yattığını iddia ediyor. Çünkü beraat ediyor suçsuz. Bana diyor devlet tazminat vermek zorunda ve 431.382 lira devletten tazminat kazanıyor. Çünkü karar bu artık, yani beraat, adamı sen boşu boşuna içeride yatırmışsın demektir bu. Artı faiz de uygulanacak buna ve bu diğer 11 kişiye de uygulanacak, bu şekilde bir karar veriliyor. İşte bakınız, yani öyle bir piyango vuruyor ki aslında bu neyi anlatıyor biliyor musunuz? Türkiye'de hiçbir sistemin doğru dürüst işlemediğini anlatıyor. 2000'de ayrı, 2007'de ayrı, 2019'da ayrı. Ha, 2030'da ayrı da olabilir. Veya 2028'den sonra ayrı bir karar da çıkabilir bunun için. Çünkü ülkede bir sistem yok. Çünkü ülkede anayasa denilen bu yazılı manzumeye hiç kimse uymak istemiyor. Ve yazılı manzume var. O kadar. Önemli olan olması zaten. Uymak uymamak. Ha, neye göre uyuluyor diyecek olursanız, sizin ideolojik bakış açınıza göre veya siyasetteki ortaklık durumunuza göre. Eğer siz işte siyasette ortak gidecek olduklarınız arasında Hüdapar falan varsa, onların yandaşlarını da, onların kandaşlarını da bir şekilde, cezaevinde olanlar varsa çıkartabilirsiniz. İşte bu veya onları işte müebbet alanlara beraat verebilirsiniz. Bu şekilde oluyor. Ahbap çavuş ilişkisi yani. Ahbap çavuş ilişkisi her şeyde var. Ve bu ülkede ondan sonra biz düzlüğe çıkmasını bekliyoruz. Öyle bir şey unutun arkadaşlar, yok. Yani bu iktidarın düzlüğe çıkmak için bir şans var. Bu iktidarın gitmesi. Ha, yeni geleceklerin de düzlüğe çıkarma ihtimali ne kadardır bilmiyorum. Ama bu iktidarla düzlüğe çıkmak mümkün görünmüyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi bakıyorsunuz artık Hizbullah'ın işte geçmişteki şimdiki lideri vesaire, işte vekil olanların bazıları. Gördüm. Onlar da şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil. En azından çatıya girmesi veya meclis çatısı altında olması önemli. Orada olması önemli. Orada ne diyecekse desin, dışarıda demesin veya ülkenin temellerine dinamit koymasın. İki bira aldım, bir tost aldım, 150 TL tuttu. Enflasyon ne böyle demiş. Tostla bira içen adam. Güzel. O da güzel. Hiç denememiştim.
Peki Hizbullah davasını geçtik bu şekilde. Tabii biliyorsunuz Hizbullah'ın Türkiye'deki partisi Hüdapar. Artık o da legal bir parti. Biz diyor doğru yolu bulduk ve tarihsel gelişim içerisinde bunun dedik şöyle olduğunu anlıyorum ben. Yani silahla hiçbir şeyle veya yer altında mücadele ederek devleti yıkamazsın. Ancak normalleşirsen ve normalleşip Türk siyasi hayatı içerisine, toplumsal hayatı içerisine girirsen var olabilirsin. Gir zaten yani. Ama çok taraftarım vardır ama az taraftarım vardır. Yeter ki legal ol. Ve siyasi parti hükmüne büründü. Siyasi partiden de hala da tabii ki onların düşüncesi Türkiye'ye şeriat getirmek. Ne kadar taraftarı var derseniz belki binde iki bir oyu var veya %1 bile oyu yok. Sadece Güneydoğu'da ve İstanbul'da biraz taraftarı var ama Erdoğan onu da tabii ki bu Cumhur İttifakı'nda tabii ihtiyaç olduğu için binde bire ihtiyaç olduğu için o oylara da göz koydu ve bence kötü de bir şey yapmadı aslında. Yani her an için yer altına inebilecek veya istihbarat örgütlerinin rahat rahat kullanabileceği, yabancı istihbarat örgütlerinin rahat rahat kullanabileceği Hizbullah'ı böyle yer üstüne tutmak da önemli. Partisi olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması da bence önemli. Oyu ne kadar var derseniz o kadar. Ama bu sistemde o oya da ihtiyaç var. %1 veya binde bir. Hiç fark etmez. İşte bu yakınlaşma ister istemez. Siyasetteki bu yakınlaşma geçen gün 23 Nisan'da gördünüz. Yani hemen sol tarafında oturan Hüdapar'ın genel başkanı neydi ismi ya unuttum. Zekeriya Yapıcıoğlu. Zekeriya Bey vardı. Yanında DSP lideri vardı. İki tane toplasam %1 bile etmiyordur. Yani binde beş bile etmiyordur. Ama onlar orada işte. İkisi de meclise girdi. Tabii bugünün Türkiye'sinde o oylara ihtiyaç var. İşte iki büyük partisi de var Cumhur'un. Biri Erdoğan, biri de Bahçeli. Ve bugün 14.30'da onlar bir araya geliyorlar. Dedik virgül. Alalım lütfen Kaliforniyalı Deniz Hanım'ın sözünü. Düşünce özgürlüğünden dolayı neden ülkeme gidemeyeceğim? Zaten turist yok. Gurbetçilerin getireceği dövizle mi ihtiyaç yok? Umarım meclisten geçmez. Deniz Hanım siz hiç giremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Yani aynen Fatih Portakal after party yapsın katılalım demiş birisi. Bizde devlet bizim için değil, biz devlet için varız demiş. Deniz Hanım yurt dışında olanlar tabii sizler biraz daha şanslısınız. Dersiniz ki şükür. Dersiniz ki ya biz Türkiye'ye gelmeyeceğiz nasıl olsa. Aman yazsak ne olur yazmasa. Yazabilirsiniz o zaman. Ama öyle değil tabii. Tabii kazın bacağı öyle değil. Kazın bacağı öyle değil. Çünkü hem memleketini özler insan. Anası babası vardır, çocuğu vardır. Ama gelmeyeceğim diyenler varsa biz buradan ben göndereyim. Benim adıma yazın orada. Ama benim ismimi kullanmayın. Nasıl taktik abi? Peki. Yemez abi diyorsun. Peki. Bugün Erdoğan ve